Oy kullanmak. Profesör Doktor Hayrettin Karaman, 29 Haziran 2007. Seçimler yaklaşınca hem belli şartlarda oy kullanmak, hem de kullanılan oyun yönü, hangi partiye oy verileceği, konuları zihinleri yormaya başlıyor. İslam, hayatın bütününü kaplayan bir din olarak görenler, böyle anlayıp böyle yorumlayanlar, laik bir rejimde bu rejimi uygulayacak olan bir partiye oy vermenin caiz olup olmadığını tartışıyorlar. Oy vermeyi caiz görenler de hangi partiye sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Bu rejimi uygulayacak olan bir partiye oy verilemez, bütün partiler de bu konuda ittifak ettiklerine göre hiçbirine oy verilemez, hiçbirine oy verilmeyince de oy kullanılamaz diyenler ki, bunların sayıları oldukça azdır, demokrasilerde oy vermeyi, hilafet rejimindeki beyat ile eş tutuyorlar. Bunlara göre nasıl bir halifeye beyat eden onun tabi olduğu siyasi rejimi benimsiyor ve bu rejimin uygulanmasında başkana itaat edeceğine yemin ediyorsa, laik demokrasilerde bir partiye oy verenler de o partinin uygulayacağı rejimi benimsiyor ve itaat edeceklerine söz vermiş oluyorlar. Devlet idaresinde İslam'ı temel referans olarak almayan bir rejim, İslam'a aykırı olacağından bunu benimsemek ve uygulanmasına destek vermek de caiz değildir diyorlar. Her seçimden önce, yukarıda özetlediğim düşünceyi dile getiren, bu şartlarda oy kullanmamayı telkin eden birkaç mektup alıyorum. Bundan 25 yıl önce bu fikri savunanların sayısı biraz daha fazlaydı, şimdilerde çok azalmış görünüyor. Bugün anlaşılan ve uygulanan biçimiyle hem demokrasi hem de laiklik hakkında bazı çekincelerim olmasına rağmen ben, oy kullanmanın yalnızca caiz değil, aynı zamanda gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca oy kullanmak caiz değildir diyenleri de tutarsızlık ve çelişki içinde görüyorum. Önce tutarsızlık ve çelişkiden başlayalım. Demokrasilerde bir partinin takdim ettiği programa bakarak ona oy vermek, rejime oy vermek manasına gelmez. Takdim edilen program halkın ve ülkenin menfaatine uygun ise, dinimize göre de korunması gereken maddi ve manevi değerlerimizi koruma hususunda mevcudun en iyisi ve en uygunu ise oy verilir. Bunun manası da verili ve değiştirilemez bir rejim çerçevesinde, olabildiğince, faydalı olanı elde etmek ve zararlı olandan kurtulmaktır ve bu da İslam'a aykırı değildir. Laik demokratik rejimi benimsemiş ve uygulamakta olan bir ülkede yaşamayı, bu rejimi uygulayan devletin verdiği hizmetleri ve yükümlülükleri kabul etmek, böyle bir ülkede mülk edinmek, ticaret yapmak, iş yapmak, aile kurup çoluk çocuk sahibi olmak bu rejimi benimsemek manasına gelmiyorsa, yukarıda açıklanan niyet ve maksatla bir partiye oy vermek de rejimi benimsemek manasına gelmez. Mevcut şartlarda emaneti, milletin maddi ve manevi değerlerini, güvenilir ellere teslim etmek manasına gelir. Böyle bir niyet ve maksatla belli bir partiye oy veren kimse, değerleri koruma niyeti ve bu niyetle bir faaliyette bulunması sebebiyle ecir de alır. Ama hem iktidarların faydalı ve zararlı icraatına maruz kalan, hem de zararı azaltma, faydayı arttırma yönünde en küçük bir katkıyı esirgeyen kimseler, sorumlu olabilirler. Profesör Doktor Hayrettin Karaman, İslam Hukuku Profesörü. 29 Haziran 2007 tarihli gazete makalesi. Yeniden paylaşım, www.hayrettinkaraman.net sayfa yönetimi, 20 Haziran 2018. Dinlediğiniz için teşekkürler.